Arkadaşlar benim mi yanlışım var? Eğer yanlışım varsa düzeltebilir misiniz? Almanya'daki Türklere defol Türk diyen ırkçıların söylediğiyle Türkiye'de sığınmacılar geri gitsin diyenlerin söylediğinin aynı şey olduğu iddiası. İlk başta insanlar söylerken gülüp geçerdik. Ondan sonra bu özellikle kimliği belli olmayan hesaplar ve dışarıdan fonlandığı belli olan gruplar bu lafları çok fazla söylemeye başladı. Ben mi yanlış biliyorum arkadaşlar? Türklerin Almanya'ya gitmesi şöyle olmamış mıydı? Almanya endüstriyel kalkınma kararı veriyor. Dolayısıyla bir sürü fabrika açıyor. Dolayısıyla da Türkiye ile işçi anlaşması yapıyor. Böyle değil miydi? Yani bak Google'dan kontrol etmeden sadece bildiğim kadarını, kafadan bildiğim kadarını söylüyorum. Öyle olunca da Türkiye'den birçok kişi işçi olma amacıyla Almanya'ya gidiyor. Ve bu Türkler kontrollü bir şekilde fabrikalara yerleştirilmek üzere alınıyorlar. Ve böylece de Alamancılık denilen olay ortaya çıkmış oluyor. Oradaki Almanların Hans Bilal'leri görüp sinirlenmesi, atarlanması haksız mı o ayrı bir tartışma konusu. Yani biliyorum her çeşit Almancı Türk var. Düzgünü de var, muhalifi de var, yandaşı da var, hepsi var. O yüzden o ayrı bir tartışma konusu. Bu arada Türkiye'deki Cumhurbaşkanı çok sevmelerinin sebebini soruyorlar Hans Bilal'lere. Onlar da diyor ki bak birçok kişiden duydum bunu. Şimdiye kadar boynumuz büküktü, eziktik ama bu yeni Cumhurbaşkanı gelince artık dimdik yürüyebiliyoruz. Ne değişti ki? Ay ne oldu yani? Türkiye'nin itibarı mı yükseldi? Ne oldu? Yani şu oldu. Oradaki arkadaş höyt demeye başladı. Siz de aynı şekilde höyt demeye başladınız. Ne değişti? Size daha mı çok şu an itibar gösteriyorlar? Harbiden merak ediyorum. Gerçekten soruyorum. Nasılsa Almanya'da yaşayan benim bir sürü seyircim var. Harbiden de bizim mahalledeki abiler başa geldikten sonra bir itibar yükselişi oldu mu? Böyle Türkler genç ooo Türkler deyip ayağa kalkmalar falan. Saygı göstermeler. Ne bileyim böyle Türklere iş verirken öncelik tanımalar falan. Böyle bir itibar yükselişi oldu mu? Hayır ola bilir. Neden biliyor musunuz? Açılım bitene kadar yani 2013'e kadar aslında Batı çok seviyordu. Bizim mahalledeki abiyi. Çok seviyorlardı. İngilizler falan böyle biliyorum işte videoları hala duruyor yani. Erdoğanizm diye. Yani Kemalizmin daha da üst versiyonu. Çünkü Kemalizm ama işte Kemalizm dinlere hiç saygı göstermiyor. Kemalizm gibi yenilikçi, ilerleyici, güçlücü ama aynı zamanda insanların dinine de saygı gösteren Erdoğanizm falan. Şu an aynısını diyorlar mı? Tahmin edin. O yüzden olabilir. Merak ediyorum sadece. Harbiden de böyle bir itibar yükselişi oldu mu? Oo Mr. Türk gelin buraya falan diye. Gerçekten bu abiyi sevmenizin sebebi bu mu? Yoksa gerçek sebep bu abi sayesinde Almanya'da aldığınız maaş ile Türkiye'de kral gibi yaşayabiliyor olduğunuz gerçeği mi ya da Türkiye'de kral gibi tatil yapabiliyor olduğunuz gerçeği mi? Çünkü şu anda abi sağ olsun kralsınız. O aldığınız maaşla yani. Ne maaşı olursa olsun, hangi iş olursa olsun, aldığınız maaşla Türkiye'de kralsınız şu anda. O olabilir mi acaba sebep? Hafızalar çabuk unutur. Ben de çabuk unuttum ama Google'ın arşivi unutmaz. Ben Amerika'da çalışırken 2015 ve 2014 yıllarında dolar ne kadardı tahmin edin hadi. Bir sayı söyleyin. Şu anda 15 liraya doğru yürüyor dolar, değil mi? 2015 senesinde ben orada çalışırken dolar ne kadardı? Hadi. 2014, 2015. 2 lira civarı arkadaşlar. 2 lira civarı. Pardon, konu neydi özür dilerim. Konuyu yine dağıttım. Pardon. Hep oluyor bu. Şimdi Türklerin Almanya'ya gitmiş olma sebebi bu değil mi? Yani böyle milyonlarca Türk sınırdan içeri hurra girmedi. Konteynerlerin içinden böyle çıkıp çıkıp etrafa dağılmadılar yani ve daha da önemlisi bir amaç için gittiler. Suriyelilerin, Afganların, Pakistanlıların Türkiye'ye gelmesinin hiçbir amacı yok. Hiçbir amacı yok. Suriyeliler geldiği zaman dediler ki savaş var ve gözümüzün önünde olan bir şey. Yani insanlar geri zekalı yerine konuyor. Bizim vergilerimizle bakılıyorlar, bizim vergilerimizle para veriliyor bu insanlara. Her şey bedava bu insanlar için. Sınavsız bir şekilde üniversiteye yerleştiriliyorlar çok bariz bir şekilde biz kendi ülkemizde ikinci sınıf vatandaş durumuna düştük. Almanya'da öyle mi oldu? Almanya'da öyle mi oldu? Almanlar ikinci sınıf vatandaş durumuna düştüler mi? Ve demiştik hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Bu iş eğer çözülmezse ikinci adım faşist Türkler zavallı Suriyelilere ne zulümler yaptı bak görüyor musunuz şeklinde festival filmleri çıkar. Bir tane çıktı Mubi'de. Çok tepki aldı vesaire. Önemli değil ki tepki alması. IMDB'de 1.1 almıştı en son. Önemli değil ki ne alırsa alsın yurt dışında şey olacak. Faşist ırkçı Türkler Suriyelileri kaldıramıyor olacak. Çok klasik taktikler bunlar ya. Sen Suriye'nin içini karıştır. Aynen bizim içimizi karıştırmaya çalıştığın gibi. içini karıştır. Savaş çıkart. Sonra savaş var diye orayı boşalt. Orayı boşaltıp oraya ne yapacaksın bilmiyorum. Orayı boşalt ama boşalttıktan sonra kendi ülkene dağılma. Şurada Türkiye diye bir yer var. Türkiye'nin içine sok hepsini. Bir şey dendiği zaman ama onlar savaştan kaçıyor. Savaştan kaçıyor bayramda nasıl gelip gidebiliyorlar? Nasıl oluyor da bir ailenin bir bireyi Türkiye'de kalıyor, diğer bireyleri Suriye'de kalıyor. Savaş varsa nasıl kalabiliyorlar? Çünkü eleman Türkiye'de çalışıyor, vergi vermeden para kazanıyor, o parayı da Suriye'ye yolluyor. Kanımız emiliyor arkadaşlar. Ondan sonra diyorsunuz ki ekonomi nasıl böyle bok oldu? Nasıl böyle bok oldu sence? Hadi sor, söyle. Nasıl böyle bok oldu? Sağdan soldan üstten alttan her yerden kanımız emiliyor Ondan sonra diyorlar ki para yetmiyor ÖTV Ondan sonra diyorlar ki para yetmiyor elektronik iletişim vergisi Ondan sonra diyorlar ki para yetmiyor köprüden geçiş garantisi Köprünün fiyatı hayvan gibi yüksek olur Her şeye zam gelir Ekmek 3 liraydı en son 3 çıktı mı? Şimdiye kadar biz uyardıkça bize diyorlardı ya Kamera almayı ver kamera lüks Yurt dışına gitmeyi ver çünkü onun da harcı yükseldi ya onu almayı ver, bunu almayı ver. Çıkar telefonunu göster. Şu bu e geldi sıra ekmeğe. Şimdi ekmekte yemeği ver abi. Ekmekte yemeği ver. Bunlar iyi günlerin. Ekmek 5 lira olacak. Her gün 5 lira verebilirsen eyvallah. Ekmek yemeği ben ekmek yemiyorum kanki. Ekmek yemeği ver. Çıkar telefonunu göster. Bu ikinci level, üçüncü level bu arkadaşların çocukları büyüyecek. O çocuklar büyüdükten sonra suç oranları inanılmaz artacak. Şu anda bile aslında Allah'a emanet gidiyoruz. Bir de Allah da yok yani. Olmayan bir şeye emanet gidiyoruz yani. Yani şu anda bile aslında yakalasal, yakalasal, yakalasal. Bu insanlar büyüyecek. O doğurdukları çocuklar büyüyecek. Ama öyle bir noktaya geleceğiz ki bunu söyleyemeyeceğiz bile. Bunu söylersek ırkçı olacağız. Neyse bu konuyla ilgili yani bu sorunla ilgili daha fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü daha önce de konuşmuştum. Ama şu lafla ilgili konuşmak istiyorum arkadaşlar. Ben mi bir şey kaçırıyorum acaba? ''Biz Suriye'yle fabrika işçisi anlaşması falan mı yaptık? Düşünsene aslında kaçak işçi anlaşması yapmışlar. Biz buradaki işçilere çok fazla para veremiyoruz. Paramız yetmiyor. Kaçak işçi anlaşması yapalım.''